Bir önceki bölümde mekanik özellikleri incelerken malzemelerin yük altında elastik ve plastik deformasyona uğradıklarından bahsetmiştik. Plastik deformasyon çoğu zaman kristal yapıya sahip olan katılarda dislokasyon hareketiyle oluşuyor. İşte bu bölümde dislokasyonların plastik deformasyondaki etkilerini, rollerini daha ayrıntılı şekilde inceliyor olacağız. Daha sonra da bazı dayanım arttırıcı teknikleri ve bu tekniklerin altında yatan mekanizmalardan bahsedeceğiz. Tabii plastik deformasyon sırasında çok sayıda atom hareketi mevcut. Buradaki gösterilen şekilde de gördüğünüz gibi bir kayma gerilmesi altında, yani shear stres altında burada verilen dislokasyonun hareketini şematik olarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kenar dislokasyonu, bu dislokasyona uygulanan dik kayma stresi altında hareket edebiliyor. Ve bu hareket aslında adım adım gerçekleşiyor. Önce şu bağlar kopuyor, yeni bağlar oluşuyor. Dolayısıyla bir sonraki şekli görüyoruz. Yani dislokasyon buraya hareket etmiş oluyor. Burası da yeni oluşan bağlar. Stresin uygulanmasının devam etmesi durumunda bu sefer buradaki bağlar kopuyor ve burada yeni bağlar oluşuyor. Dolayısıyla bu şekilde adım adım dislokasyonumuz hareket etmiş oluyor ve sonuçta bu ekstra yarım düzlem olarak tarif edilen dislokasyon yapının sağ yüzeyinde atomlar arası mesafe kadar bir kayma basamağı oluşturarak serbest yüzeye ulaşıyor. İşte bu da kalıcı deformasyonu oluşturuyor. Çünkü böyle bir durumda stresi kaldırdığınızda bu işlem tekrar geriye dönmüyor ve buna da biz plastik deformasyon olmuş diyoruz. Bu dislokasyon hareket sürecine kayma diyoruz. Yani slip. Bu dislokasyon hareketleri bazı kristal düzlemlerinde daha kolay oluyor ve dislokasyon hareketinin kaydığı bu kristal düzlemine de kayma düzlemi diyoruz. Biraz önceki konuştuğumuz durum için bu kayma düzlemi burası oluyor. Ve bu kayma düzlemi çoğu zaman da bağların kopup atomların hareket ederek yeni bağların oluşmasının kolay olması açısından yoğun olan düzlemler, yoğun olan doğrultularda daha kolay kayıyor. Dislokasyon hareketini anlamak için bazı şeylere benzetmek iyi olabilir. Bu noktada karşımıza tırtıl hareketi çıkıyor. Tırtılda biliyorsunuz bütün vücudunu yerde sürtünerek taşımak yerine önce bir kambur yapar ve daha sonra o kamburun ilerleyişiyle hareketine devam eder. İşte dislokasyon da buradaki kambur kısmıdır ve bu şekilde tırtıl hareketini, dislokasyon hareketine benzetmemiz mümkün. Bunun haricinde canlı ders kısmında da başka bir hareketi konuşmuştuk. Çok uzun bir koridordaki çok uzun bir halıyı nasıl hareket ettirebileceğiniz üzerinden konuşmuş. Burada Murat'ın önerdiği yöntem ile halının hareket ettirmesinin ne kadar zor olacağı, çok büyük bir alandaki sürtünme kuvvetine karşı bir kuvvet uygulanması gerektiğini konuşmuştuk. Öte yandan İzzettin Bey, aynı tırtılın kamburu gibi halıda bir kambur oluşturulması durumunda tek kişinin basitçe halıyı hareket ettirebileceği üzerinden örneklemiştik. Tabii dislokasyon hareketlerini en çok metallerde görüyoruz. O yüzden metalleri makro boyutta baktığınız zaman yük altında deforme etmemiz kolay, kalıcı şekillendirebiliyoruz ve bu da daha sonrasında prosesleri için oldukça önemli bir özellik oluyor. Metallerde dislokasyonların kolay hareket edebilmesinin arkasında tabii yine metallerin metalik bağ özelliklerine gidip bakmanız gerekiyor. Hatırlayacağınız gibi metaller yönlü olmayan metalik bağları yapıyorlardı ve oldukça sıkı paket kristal yapılara sahipti. Bunlar da metallerdeki dislokasyon hareketini kolaylaştırıyor. Öte yandan seramiklere baktığınız zaman seramiklerdeki yönlü olan kovalent bağlardan dolayı dislokasyon hareketi oldukça zor. Diğer bir seramiklerde görülen bağ tipi de iyonik bağ idi. İyonik bağda da anyon ve katyonlar bir araya gelerek dizildikleri için dislokasyonların hareketinde artı ile artı birbirini iteceğinden dolayı yine iyonik kristallerde de dislokasyon hareketi oldukça zor. Dolayısıyla seramiklerde dislokasyonlar olmasına rağmen dislokasyon hareketi oldukça güç olduğu için seramiklerde plastik deformasyon görmüyoruz. Bu da seramikleri kırılgan malzeme yapıyor. Evet, dediğimiz gibi dislokasyonlar tercihli olarak bazı düzlemlerde ve bazı yönlerde daha kolay hareket edebiliyor. İşte bu düzlemlere kayma düzlemi yani slip plane, kolay hareket ettikleri yani sıkı paket olan yönlere de kayma yönü yani slip direction diyor.
yapıyoruz ve bu slip plane'lerde slip direction'ların oluşturduğu kombinasyonları da slip sistemler diyoruz. Her kristal yapı için farklı slip sistemleri karşımıza çıkıyor. Mesela bir FCC crystal structure için slip sisteme bakacak olursak 1-1-1 düzlemleri en yoğun düzlemler olduğu için bu aile kayma düzlemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu aileyi nasıl gösterdiğinizi artık günitselde biliyorsunuz. Şu üçgen ya da isterseniz bu üçgen olarak da görebilirsiniz. Bu aile demek hepsindeki atom diziliminin ve yoğunluğunun aynı olması. Bunları iki boyutlu şekilde çizecek olursak gördüğünüz gibi 1-1-1 düzleminde gerçekten çok yoğun olduğunu görebilirsiniz. Bu 1-1-1 düzleminde peki hangi yönde bir dislokasyon olması durumunda hareket edebilir? İşte orada da en yoğun yönlerin şu kenarlar boyunca olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu tarafa doğru da olabilir, bu tarafa doğru da veya bu veya bu. Bunların hepsi alternatif dislokasyon hareket yönleri olabilir. Bu yönlerin de ailesini 1-1-0 ailesi olarak tanımlayabiliriz. İşte bu iki tarafın meydana getirdiği kombinasyonda bize 12 tane slip sistemi olduğunu gösteriyor FCC yapılar için. Şimdi gelelim makro boyutta dislokasyon hareketi için gerekli olan duruma. Biz dislokasyonlar kayma stresleri altında hareket ediyor dedik. Daha önce de plastik deformasyonların çekme stresleri altında da olduğunu gördük. Bunları nasıl bağlayacağız? Burada uyguladığım kuvvet gördüğünüz gibi malzemenin ekseni boyunca yani çekme kuvveti. Fakat burada mesela tek kristalli bir yapıyı alacak olursanız ve hadi bunu da iki boyutlu gibi çizelim. Mesela bu bir FCC yapı olsun. Diyelim ki bu gösterdiğim düzlem 0-0-1 düzlemi olsun. Dolayısıyla bu kuvvet aslında 0-0-1 yönünde uygulanan bir kuvvet oluyor. Bunu alışık olduğumuz unitsel üzerinden de görselleyecek olursak bu benim 0-0-1 düzlemim. Aynı şekilde bu da 0-0-1 düzlemi olarak düşünebilir. Şimdi isterseniz buna 45 derecede bir düzlem çizelim şu şekilde. Bu düzlem ne düzlemi dersek. Bunu gelip şematik olarak çizecek olursam da bunlar da 45 derece şu şekilde gösterebilirim. Hatta burada istersen kayma düzlemi olan van 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 kısmını da çizebilirim. Tamamen şu anda şematik olarak çizeceğim. Şöyle bir şey olacak. Eğer bu van 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 plane ise işte bu durumda dislokasyon aslında buralarda hareket ediyor olacak. Şimdi bunun önemi ne? Siz burada bir force uyguluyorsunuz ama bu force'un sonuçta bu plane üzerinde kayma bileşeni oluyor. İşte o kayma bileşeninin ne olduğunu ve o kayma bileşeninin o dislokasyon hareketini yapmaya yetip yetmeyeceğine karar vermemiz gerekiyor. Canlı derste bazı geometrik unsurları konuştuk ve size bununla ilgili 24'üne bir ödev verdim. Aslında bu ödevde şunu göstermenizi istiyorum. Buraya uyguladığımız bir kuvvet var ve bu kuvvet eğer bizim kayma düzlemimiz şu ise bu kayma düzleminde bir shear component'a sebep oluyor. Bu shear component ile stres arasındaki ilişkiyi bulmanızı istedim. Kuvvet ile çekme stresi arasındaki ilişkiyi yazacak olursak A0 da şurası. Kuvvet bu şekilde uygulanıyor. Bunun normalini tanımlamamız gerekiyor. Ve normalle kuvvet arasında yapılan açıya ister theta deyin ister phi deyin. Bir de şunun bu slip düzlemi üzerindeki component'ı var. Bu da lambda. F prime dediğimiz şey shear component'ı olarak da tanımlanabilir. Bu durumda F shear aslında F kosinüs lambda'dır. Şimdi aynen bu şekilde çekme stresiyle çekme kuvveti arasındaki ilişkiyi yazmamız gibi shear stres ile yani result shear stres ile shear force arasındaki ilişkiyi de yazabiliriz. Burada A shear işte şurada gösterdiğimiz alan olacak. F shear yerine aslında şunu koyabilirsiniz. F kosinüs lambda bölü A shear içinde şöyle bir alan. Bununla bunun arasındaki açının da eğer geometrik kısma bakacak olursanız phi'ye eşit olduğunu göstermeniz gerekiyor. A shear için de
A bölü kosinüs fay yazabilirsiniz. F bölü A sıfır dediğimiz kısım zaten bize stresi veriyor. Demek ki result shear stress ile tensile stres arasında, yani bu kuvveti uyguladığımızda oluşan tensile stres arasında bir ilişki var. Bu alfa artı fay 90 derece olabilir de ama mecbur değil. Evet, bunları gösterdikten sonra bunu bir de kritik değer için yazdık. Kritik değer demek burada ne demek? Dislokasyonların hareketinin başlamasını sağlayan en küçük shear stres değerine kritik shear stresi diyeceğiz. Bunun çekmedeki karşılığı hatırlayacağınız gibi akma dayanımı olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla burada critical result shear stresi yazdığınız durumda burası da yield strength'iniz olacak aslında. Ve yine verilen açılarla bu ilişkiyi kullanabilirsiniz. Evet, canlı dersimizde bu probleme bakmıştık. Ama burada da hızlıca üzerinden geçelim. Burada bir tek kristalli bir metalden bahsediyor. Bu tek kristalli metal bir çekme kuvveti altında çekme stresine maruz kalıyor. Çekme stresi de 45 megapascal. Bu uygulanan değer. Bu malzeme için critical result shear stres değeri 20.7 megapascal olarak verilmiş. Fay'ın 60 derece, lambda'nın da 35 derece olduğu söyleniyor. Bu şartlar altında bu malzemede akma olur mu? Yani dislokasyon hareketi olur mu diye soruyor. Ben bu malzemeye 45 megapascal'lık bir stres uyguladığımda bu stresin bu malzemede ne kadarlık bir kayma stres bileşeni oluşuyor. Onu da biraz önce çıkarımını yaptığımız denklemden bulabiliriz. 45 megapascal'lık bir stres uygulamanız durumunda bu stresin oluşturacağı result shear stresin 18.4 megapascal olduğunu göreceksiniz. Bu uyguladığınız stres sonucunda oluşan shear stres. Peki bu shear stres sizin dislokasyonunuzu hareket ettirmeye yeter mi yetmez mi? Bunun için de kritik değerle check etmeniz gerekiyor. Kritik değer burada size 20.7 megapascal olarak verilmiş. Fakat malzeme içinde oluşan bu kayma stresi bundan daha küçük olduğu için, yani kritik result shear stresten daha küçük olduğu için dislokasyon hareketine bu stres yetmeyecektir. E şıkkındaysa bunun oluşması için gerekli stres değeri sorulmakta. İşte onun için de o zaman kritik result shear stresi kullanarak gitmeniz gerekiyor. Ve aslında bir nevi size malzemenin akma dayanımını soruyor. Bu işlemi yaptığınız zaman da 50.5 megapascal olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu malzemede dislokasyon hareketini başlatabilmeniz için bu değerden daha fazla bir stres değeri uygulamanız gerekiyor olacak. Evet, bu bölümde plastik deformasyonun mikro ve makro boyutta ne demek olduğunu anlamaya çalıştık. Dislokasyon hareketiyle ilişkilendirdik. Şimdi buradan bunu kullanarak malzemelerin dayanımını arttırmaya yönelik mekanizmalar ve yöntemler hakkında konuşacağız. Gördüğünüz gibi dislokasyon hareketi ne kadar kolaysa malzeme o kadar kolay plastik deformasyona uğruyor. Dolayısıyla sizin dislokasyon hareketini zorlaştırdığınız durumlar malzemenin strength'ini artırmaya yönelik işlemler olarak kabul edilebilir. Bir sonraki kısımda da bir tane mekanizma üzerinden konuşacağız. Bir tanesi dislokasyonları durdurmak için grain boundary'leri, yani tane sınırlarını kullanmak. Tane sınırlarını kullanmak için de tane sınırlarının miktarını arttırmak. Yani bunu da tabii tane boyutlarını küçülterek yapabilirsiniz. Diğer bir tanesi solid solution strengthening dediğimiz, aslında alloying yapmaya başlayacağız. Ve burada katı çözelti ile nasıl dislokasyon hareketini zorlaştırdığımızdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz alloying sırasında her zaman katı çözelti oluşturmayabilirsiniz. Empüriteler ikinci bir fazı da oluşturabilir. Buna da precipitation diyorduk ya da çökelti diyorduk. Burada işte bu çökeltileri kullanarak da dislokasyon hareketini zorlaştırabiliriz. O durumda buna da precipitation hardening diyeceğiz. Son olarak da strain hardening, yani cold working dediğimiz teknik gelecek. İşte burada dislokasyonların yoğunluğunu arttırarak dislokasyon hareketini zorlaştırmaya konuşacağız. Ve böylece
yine aslında ta başta konuştuğumuz gibi malzemelerin yapısını anlayıp daha sonra bu yapılar ki kontrol ile mekanik özelliklerini kontrol etme üzerine bir örnekleme yapmış olacağız.